Herkese selamlar dostlar. 28 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle burada 8 tane mücadelemiz var. 7 tanesi futbol, 1 tanesi de basketbol mücadelesi. Euroleague başladı bildiğiniz üzere. Onun da ben zaten geçen sezon sonlara doğru çok fazla takip ettim. Bu sezon baştan itibaren takip etmeye çalışacağım. Şimdi 7 tane maçlarımızla isterseniz başlayalım. Fakat ondan önce şöyle 28'inin şeyini bir gösterelim sizlere. Öncelikle ya gün zaten ne kadar gün olduğunu sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Ajax mücadelesi vardı. En güvendiğim mücadele benim Ajax'ın 3 gol atarıydı. Ajax 3 tane gol atamadı. Ya bugün için çok fazla konuşmaya da gerek yok zaten. Çoğu maç sürpriz oldu. Artık bahis firmaları mı, bahis baronu mu, alayının var ya geçmişini ya çok fazla müdahale ettikleri çok fazla belliydi. Hadi bunu geçtim. Bunu anladım. İki de kaldı. Boş kaleye kaçırdı. Ya bu maçın açıklaması var mı? Gözünüzü seveyim ya. Real Madrid Şerif maçının bir açıklaması var mı ya? Şaka gibi ya. Neyse 29'un maçları daha yeni başladı. Ben de videoyu çekip direkt maçlara geçeceğim. Özellikle Atalanta mücadelesini izleyeceğim. 30'un maçlarıyla isterseniz direkt başlayalım. Sizden ricam arkadaşlar videoya like atmayı unutmayınız. İsteğim budur. Başka bir arzum isteğimiz yok. Yine aynı şekilde like atarsanız kombin önerisi gelecektir. Son kombine de mesela 240'larda geldi dünün videosu beğeni. Kombin önerisi yapmayacağım. E, maçlardan seçip değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi. Zor bir karşılaşma. Vitor Pereira yine aynı şekilde en ideal kadrosunu çıkartıp burada elinden geleni yapacaktır. Sistemlere baktığım zaman çıkan skor 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti gele ayrıca. Fakat ben Olympiakos burada bir tane gol atarsa arkasına yaslanabileceğini düşünüyorum. Yani Gidip de Olympiakos gol atarsa Fenerbahçe'nin gücünü bence biliyorlar diye düşünüyorum Olympiakos'un. Gerek Frankfurt maçının analizini yaptılarsa Olympiakos takımının teknik heyeti gerek de ligde takip ettilerse zaten Fenerbahçe'nin üstüne çok fazla gidilmeyeceğinin mutlaka farkındadır zaten. Ben bu mücadelelerin çok golü geçmesini beklemiyorum. Fenerbahçe'ye sürekli 2-3 gol tahmini yapıyorum ben. Sizler de biliyorsunuz ki zaten çoğunda son 3-4 tanesinde başarı yakaladık neredeyse. Bunda da aynı şekilde ben mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.70 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler 1.70 gibi orandan 2-3 gol tercihini değerlendirebilir. İkinci maçımız Alkmaar'la Jabrunic mücadelesi. Hollanda'yla Çek Cumhuriyeti takımları karşı karşıya geliyor. Deplasman'ın çok gollü maçları var. Özellikle eleme turlarına baktığım zaman da gerçekten bol gollü mücadeleler oynadığını söylemek gerekir. Alkmaar da keza öyle. Ben Alkmaar'a güveniyorum burada. Son maçını hatırlarsanız güvendik. Kazandık da zaten oradan. 5-0'lık gibi galip geldi. Yine onun da morali olacaktır burada. Kalite anlamında da zaten her iki takım arasında bir fark var. Burada Alkmaar'ın en az iki gol atarak kazanmasını bekliyorum. Bir yani 36 oranı düşürmüşler. Sabah bir 36'ya kadar düşürmüşler. Altman'ın 2 golünü veya direkt böyle maç sonu 1 veya 1.5 üst yaparsanız 1.36 gibi orandan ideal bir şekilde almış olursunuz. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Fazla durmak istemiyorum. Üçüncü maçımız Marsilya Galatasaray mücadelesi. Ondan önce hemen katıl Telegram grubunda bahsedeyim sizlere. Yani dün dediğim gibi çok fazla parlak bir gün değildi. Yatanlara da kalkanlara da göstereyim. Ben Ajax mücadelesine dakika 68'de 3.5 alt şeklinde önerdim. 1.47 gibi orandan geldi. Gelmesini gelme, gelme, gelmesini istemezdim açıkçası. Geldi sıkıntı yok. Dünün basket kuponu Eurolig'e son 2 gün diyerek yazmış zaten arkadaşımız. Eurolik kuponu da zaten burada sürekli olarak Kata Telegram grubumuzda çıkacaktır. Basket kuponu geldi. Dortmund maçında dedim ki ilk yerden bir gol gelir sanırım dedim. Dortmund attı iptal oldu sonra tekrar attı oldu. Mert'in verdiği canlı tahmin maç sonu 3.5 alt dedim. Mert arkadaşımız o başarılı oldu. Bu maçta çok fazla gol çıkmaz dedi. Geldi. Dortmund maçı geldi. Benim iki tane yatan tercihim var burada. Onu göstereyim. City çok fazla baskılıydı. İkinci gol ben dedim City atar dedim sanırım. Devre arasında bahis verdim. Fakat ikinci golü Messi çok güzel bir gol attı. Yattı. 12.5 üst korner önerdim. Bu da mesela 12 kornerde kaldı. Bu da şanssızlık cenabettik. Mesela bu da başarısız oldu. Her zaman böyle tutturamayız yani. Gül, güllük gülistanlık olamayız. Bunun da bilincinde olarak ben burada size hem yatanı hem kalkanı hepsini gösteriyorum zaten. İsteyenler gelebilir. Gelmek isteyenler de hemen şöyle seviyelerden bahsetmek gerekirse. Abone ol şunun yanında katıl butonu var. Burada ana telegram grubuna gelmek isteyenler. Bu da yüksek oran grubuna gelmek isteyenler için 60 TL'lik. Bu da her şey dahil iletişim paketi. Mesela dün buraya da verdim. Ne verdim? Whatsapp'tan herkese özel olarak attım. Ajax'ın 3 golünü verdim. Ama Ajax'ı zaten boş kaleye atamazsa sahaya girip ben mi atayım artık daha ne yapayım yani. Yapacak bir şey yok kısmet diyelim. Veya şike de diyebiliriz fark etmez. Marsilya maçıyla devam edelim. Ben Marsilya'nın Galatasaray'ı yenebileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın burada ben çok fazla gücü yetmesini beklemiyorum. Direkt bir Marsilya galibiyetini sizlere öneriyorum. Hatta Marsilya burada bir tane atarla yetinir mi bilmiyorum. Fakat Marsilya'nın son maçını izledim. Lense kendi evinde yenildi. Sampaoli teknik adamı burada Marsilya'nın e, açıklamalarda bulundu. şekilde taraftarımıza o ilgiyi unutturmak istiyordu şekilde açıklamaları vardı. altyazılarda da böyle yazıyordu yani. Ben de altyazının yalancısıyım. Marsilya yani bu maçta biraz daha konsantre. Yenilginin verdiği hırsla birlikte... Burada gruptan çıkmak için elinden geleni yapacaktır. Zaten Moskova maçıyla beraber kalmışlardı. Burada Galatasaray'ı bence kendi evinde yenebilecekmişti. Direkt maç sonu biri sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Celtic-Bayer level kuzen mücadelesi. Şurayı bir kapatalım da. Celtic arkadaşlar önde oynayan her takıma karşı gol atabilir. Bakın biz son maçında ne verdik? Celtic'in bir golünü verdik. Real Betis'e iki tane gol attı. Anladınız mı? Bu Celtic yani üstüne gelen her takıma karşı gol atabilen bir takım. Level Kuzen de burada zaten maçın favorisi. Üstüne gelecektir. Bakın KG'nin oranı yine yüksek açmışlar bence. i̇deal yani, yani şöyle söyleyeyim. Celtic'in bir golü 1.27 mesela. Ben yine buna girebilirsiniz. Fakat KG alın. Bayer Leverkusen zaten önde oynayan takımlardan bir tanesi. Kaliteli kadrosu var zaten. Bu kadronun bilincinde olarak önde oynayan takımlardan bir tanesi. Celtic de hızlı ataklarla birlikte çok iyi futbol sergiliyor. Son mücadelesinde de berabere kaldı. Muhtemelen akıllarında bu mücadele vardı. Kendi evlerinde ben gol bulmalarını bekliyorum. İskoçya'da Celtic gol atar. Bayer Leverkusen de karşılık verir. KG varı sizlere öneriyorum. Bol şanslar. Ferencvaros ile Real Betis mücadelesi. Real Betis maçı arkadaşlar dondurabilir diye düşünüyorum ben. Ferencvaros da yani boş takım değil onu da belirteyim. Ferencvaros oynadığı ilk mücadelede mağlup oldu. 2-1'lik skorlarla yenildi. Şöyle göstereyim onu da sizlere. Bayer Leverkusen'e 2-1'lik yenildi. Leverkusen çok fazla etkiliydi o mücadelede. Şöyle biraz özetini göstereyim. Eee... Bakın Leverkusen çok fazla etkiledi, çok fazla da pozisyon kaçırdı. Hatta maçın oranı bile yoktu. Yani erken goller geldi. French Faroş da kalede keza pozisyonlar vurdu. Bayer Leverkusen'in kalesinde gittiği pozisyonlara girdi. 4-5 kere geldi. Fakat o 4-5 kere de bile gerçekten gol pozisyonlarına girdi. Onun dışında Real Betis'e baktığımız zaman da grupta zaten lider sanırım Real Betis galip gelerekten de. Şimdi Real Betis buradan nasıl futbol sergiler oyunu dondurur mu? Aklımda o var benim. 2-3 gol bandında kalabilecek bir mücadele olarak görüyorum ben mücadeleyi. 2-3 golün 1.75 gibi de güzel bir oranı var. Denenebilir diye düşünüyorum. Çünkü Celtic e, Real Betis'ten kaynaklı biraz deplasmanda olduğu için oyunu dondurabilir. French Farage yoksa onlar da baskı kuracaktır. Tam böyle 2-3 gol mücadelesi gibi geldi bana 1.75 gibi oran sizlere önereyim bol şanslar. West Ham'la Rapid Wien mücadelesi. Rapid arkadaşlar son zamanlarda gerçekten büyük düşüş yakaladı. Düşüş yaşı yaşıyor yakaladığı anlatım bozukluğu olur. Ee, i̇lk başlarda lige güzel başlamıştı açıkçası. Özellikle Avrupa'da iyi işler çıkartıyordu. Rapid gerçekten istekli, iştahlı bir oyunu vardı. West Ham'da burada Antonio'da takıma döndü bildiğiniz üzere. West Ham burada kazanır. 2-0, 3-0 bandında kazanır. Maç sonu 1-1.5 yapsan oran vermemişler. 2.5'u da gireceğime ben burada 4.5 alt yaparım. 1.43 gibi orandan idealden değerlendiririm. West Ham'ın burada e, kazanmasını bekliyorum. Fakat mücadelenin de 4.5 altında bitmesini bekliyorum. Dirk's direkt alabilirsiniz. Yani ilk yarıdan da galibiyeti gelebilir. Onun da oranı 1.51 gibi oran açmışlar. Fakat ben maç sonu 1.4.5 kaldı. Sizlere öneririm. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Union Berlin'de Maccabi Halfa oynayacak burada. Union Berlin kaliteli takım. Zaten oranlardan da belli. Burada Union Berlin'in 2 golüne gittim. Şöyle göstereyim. 1-40 gibi oranı var. İdealden gittim yani. Union Berlin kendi evinde 2 gol atabilir diye düşünüyorum. Union Berlin ilk mücadelesinde mağlup oldu deplasmanda. Silvaria Pura'ya karşı. Kendi evinde biraz daha istekli oynayacaktır. Eğer Avrupa istiyorsa bu ara bir yerden gol geldi herhalde. Gol Zenit. Zenit oynadık. Çok güzel oldu. Umarım iptal olmaz. Ee, burada ben zaten Union Berlin atacağı 2 golü bekliyorum. 1.40 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Gerekten devam edeyim. 1-40 gibi oran Union Berlin'in 2 golü. Bazel ile oynuyor burada. Şimdi Bazel arkadaşlar çok kaliteli takım. LiGde çok güzel başladı. Oynadığı ilk maçta bir tanesinde 6-1 bir tanesinde 5-0 bir tanesinde de 2-0'lık galip geldi. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Avrupa'da da zaten biz keza kazandırdı bize. Bazel bu mücadeleyi kazanır. Bu kadar basit. Grupta zaten favori olarak baktığım zaman da en favorisi Bazel kendi evinde oynayacak. Ev sahibi 1.5 üstü açmışlar mı? Açmamışlar. O yüzden biz burada mat sonu 1.5 üstü yapacağız. Onun da oranı 1.48 gibi orandan. Ben Bazile'nin de burada kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Gelelim Real Madrid Anadolu Efes basketbol mücadelesi. Dediğim gibi basket tahminleri de ben burada olacaktır. Editör arkadaşlarımla birlikte konuşup özellikle basket editörü arkadaşımızla konuşup anlatacağım. Diğer maçların üzerinde çok fazla durmadım. Bunda biraz bahsedeyim ben. Ergin Ataman son mücadelesinde arkadaşlar kazandı fakat dedi ki biz hazır değiliz dedi. Hazır görünmedik dedi. Geçen sezona göre hazır değiliz dedi. Real Madrid'de oynadığı hazırlık maçlarının hepsini kazandı. Oynadığı hazırlık maçları fakat çok fazla dengi takımlar değildi. Real Madrid'in zaten kazanması normaldi. Burada Anadolu Efes bir lige başlangıç olarak biraz kötü gidişatın sonuna bir reaksiyon verebilir diye düşünüyorum ben. Keza Real Madrid takımında Sergio Jul onun dışında Tavares ve Rudolfo Hernandez gibi isimler de bu Defenders gibi isimler de formda bence. Bu mücadele bence 157.5 üstte gider diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.51 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Toplamda 8-9 tane mücadele var arkadaşlar. Maçların üzerinde detaylı analiz olarak anlatmadım. Direkt tahminleri söyledim size. Maçları izlemeye geçeceğim çünkü. Dediğim gibi videolara artı 300 seviyesi gelirse kombin önerisi gelmeye devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Umarım sürprizlerden uzak bir gün olur olur diye düşünüyorum. Sizler de kendinizi zora sokacak misillerle kuponlar yapmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.